Herkese merhaba. Sinan Aydın'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık sezonunda sonucu en çok merak edilen karşılaşmalardan biriydi. Trabzonspor'la Beşiktaş Medikal Park Stadı'nda karşı karşıya geldi ve maç birbirlik eşitlikle tamamlandı. Puanlar paylaşıldı. Sizler için bu karşılaşmayı değerlendireceğim. Maça üstün başlayan, iyi başlayan Beşiktaş'tı aslına bakarsanız. İlk pozisyonları Beşiktaş buldu ama Trabzonspor hemen toparlandı ve maça ağırlığını koymayı başardı. Uzun sürede tek taraflı maç oynandığını söyleyebiliriz. Evet, çok net pozisyonlar yok. Kaçan goller, işte çok fazla reaksiyonun olduğu bir bölüm değildi belki ama Trabzonspor'un ayağında daha fazla top göründü. Beşiktaş biraz etkisizdi. Sonradan biraz toparlandı siyah beyazlı takım ve maça ağırlığını koymaya başladı. Şimdi şunu söyleyeyim. Valerian İsmail'i çok merak ediyordum açıkçası. Ama şu an için hevesim biraz kursağımda kaldı. Çünkü bu karşılaşmada hocanın çok etkisini gördüğümü söyleyemem. Yani Önder Karaveli Beşiktaş'ına göre biraz daha koşan, biraz daha ısıran bir takım. Valerian İsmail'in takımı. Ama daha iyi olabilir mi? Mesela üretkenlik konusunda daha başarılı olabilir mi? Olabilir. 7 hafta daha var. 7 hafta içerisinde Valerian İsmail'in nasıl bir oyun anlayışı olduğunu daha net göreceğiz. Ama ben bu karşılaşmada herhangi bir farklılık göremedim. Önder Karaveli Beşiktaş'ına göre. Trabzonspor cephesine bakarsak, şimdi oyuncular haftalar önce işte medyanın biraz köpürtmesiyle beraber şampiyon olduklarını zannetmiş olacaklar ki biraz rehavete kapılmışlar. Yani golü attıktan sonra daha ağır oynayan, işte daha soğukkanlı davranan bir Trabzonspor gördük. Oysa ki şampiyonluğu isteyen bir takım rakibine saldırıp oyunu 3. bölgede çok net oynamalıdır. Mesela geçen seneki Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ında bunu görüyorduk. Yani Beşiktaş'ın şampiyon olacağı belliydi. Ama ona rağmen Beşiktaş bir gol attıktan sonra durmadan ikinci golü, üçüncü golü buluyordu. Mesela ben bir Hatayspor maçı hatırlıyorum. Vodafone Park'ta 7-0 biten. Yani Beşiktaş'ın kazanınca o kadar bariz, o kadar net ki zaten ilk yarıda koparmıştı maçı. İlk yarıda farka gitmişti. Ama ona rağmen ikinci yarıda da ısıran bir takım vardı. Eğer şampiyon olacaksanız, şampiyon olmak istiyorsanız ısırmaya, oyunu rakibinizin yarı sahasında oynamaya devam etmeniz lazım. Yani Trabzonspor'da oyuncular 1-0 öne geçtikten sonra rehavete kapılıyorlar. Mesela Rizespor karşılaşmasında da böyleydi. Biz bu maçı nasıl olsa yeneriz. İşte Rizespor'un puan durumundaki konumu belli. Yani biz bu maçı işte kramponlarımızı sahaya atsak yine de alırız gibi bir hava sezmiştim ben. Bu maçta da öyle. Ama değil işte. Yani şampiyon olmak isteyen takımın daha fazlasını yapması lazım. Galibiyet için daha fazla yüklenmesi lazım. Ya da işte becerikli ayakların oyunda daha fazla kalması lazım. Neden bahsediyorum? Vakayeme'nin ikinci yarı başlarken oyundan alınması mesela. Cornelius'un girmesi. Bence Giannini daha etkisizdi. Ve Vakayeme ile Cornelius arasında iyi bir uyum olduğunu düşünüyorum ben. Yani ileri üçünüz sağda Visca, solda Vakayeme, forvette Cornelius olduğunda Trabzonspor daha üretken bir takım. Ama ne yaptınız? Vakayeme'yi aldınız, Giannini'yi sola çektiniz. Bu sefer Cornelius'u forvete attınız. İşte Giannini, Cornelius, Visca oldu ama çok üretken, çok etkili olmadı. İşte Abdülkadir Ömür bana göre çok etkili değildi bu karşılaşmada. Çok daha iyisini yaptığı maçlar izledik biz. Mesela ben yine burada Akyazı Stadı'nda Göztepe maçını hatırlıyorum. Abdülkadir'in çok iyi oynadığı. Harikalar yaratmıştı. Ama bu karşılaşmada performansı kötüydü. Bakasetas inişli çıkışlı bir performansı var. Yani bir bakıyorsunuz gerçekten çok iyi. Koşuyor, pres yapıyor, gol atıyor, attırıyor. Bir bakıyorsunuz oyunda yok. Tıpkı bu akşam olduğu gibi. Yine stoper tandemi yani Hüseyin ve Denzil ikilisi. Oldu mu? Zaman zaman. Ama mesela sezona başlarken bu ikiliyle başlar mısınız? Asla başlamazsınız. Hugo Edgar Yeye ikilisinden buralara kadar geldi Trabzonspor. Evet, maç kaybetmemesi önemli. Ama şu da bir gerçek. Eğer şampiyon olacaksanız
sizin işte birinci ve ikinci stoperinizin yanı sıra geride bekleyen stoperlerinizin de iyi olması lazım. Dansville'de çok fazla problem görmüyorum ben. Ama açık konuşmak gerekirse Hüseyin için aynı şeyleri söyleyemem. Mesela golde asist yaptı, tamam. Evet. Ama benim için stoperin asist yapması, gol atması önemli değil. Benim kalemi savunması önemli. Hüseyin'de böyle bir eksiklik var. Ya yani asist yapmasına rağmen bir iki pas hatasında hemen Trabzonspor taraftarı köpürdü. Ki bir parantez açayım, Trabzonspor taraftarına gerçekten çok güzel bir koreografi hazırlamışlar. Zaten duyumlar geliyordu hafta içerisinde. Yaklaşık bir 7-8 gündür falan bunun çalışması varmış. Trabzon'da çok güzel bir koreografiydi. Fotoğraflarını gördüğünüzde ya da işte özeti izlediğinizde falan mutlaka karşınıza çıkacaktır o koreografi. Ben çok beğendim. Trabzonspor taraftarını burada kutluyorum. Ama bir de küçük eleştirim var. Biliyorum şampiyon olmak istiyorsunuz. İnancınız tam. İşte burayı doldurdunuz. Mesela maçın öncesinde bazı görüntüler vardı. Ramazan ayındayız. İşte orucunu stadın dışında açıp maç başlamasına doğru stada giren taraftarları gördük. Tamam, bunlar çok güzel görüntüler. Çok özel bir yıl yaşıyorsunuz. Çok güzel bir dönem yaşıyorsunuz. Ama ya oyuncularınız topu kaptırdığında, pozisyona girdiğinde ya da işte kötü bir performans sergilediğinde hemen işte bir bakıyorum homurdanmalar başlıyor. Yapmayın bunu. Oyuncunuzu eskitmeyin, yıpratmayın. Ya yani Trabzonspor taraftarı bence çok ateşli bir taraftar ama bu noktada ciddi eksikleri var. Bunu da söylemek istiyorum. Peki. Evet, geçelim pozisyonlara. 5. dakika. Açılışta da bahsettim. Beşiktaş daha iyi başlayan taraftı maça. Gezal'ın bir şutu var. Henüz 5. dakikada üstten dışarı giden. 17. dakika. Abdülkadir'in ortasında Giannini bomboş kaldı ki bana göre çok net bir pozisyon. Maçı izleyenler hak verir. Özeti izlediğinizde de ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Gerçekten çok net bir pozisyon. Offside da yok. Topu kontrol ettikten sonra ayağa kaydı. Top da Ersin'de kaldı. 41. dakika ki 17 ile 41. dakika arasındaki o süreçte yani 24 dakikalık süre içerisinde daha çok orta sahada oynanan bir karşılaşma seyrettik biz. İşte her iki taraf da birbirini tarttı. Uygun pozisyon bulursa kaleye yaklaştı. Böyle bir ilk yarıydı. 41. dakika Gezal'ın kullandığı serbest vuruşta Vida kafayı vurdu. Uğurcan çıkardı. Top kornere gitti. 45. dakika Rıdvan ortaladı. Gezal indirdi. Batshuayi'den önce Uğurcan uzaklaştırdı topu. Bence biraz daha hızlı olsa, orada etkili olsa gol pozisyonu yaratabilirdi diye düşünüyorum ben açıkçası Batshuayi için. İlk yarı 0-0 bitti. Geçelim ikinci yarıya. Gol dakikasındayız. 56. dakikada Hüseyin defans bölgesinden uzun bir vuruş yaptı. Top Cornelius'un önüne düştü. Ersin açıldı. Cornelius aşırttı ve top ağlara gitti. Trabzonspor bu golle 1-0 öne geçti. 58. dakikada sağdan Rozi'ye çevirdi. Hüseyin ters bir müdahale yaptı. Top kornere gitti. 69. dakikada penaltı pozisyonu. Hemen ondan da bahsedeyim size. Gezal Abdülkadir pozisyonu. Ya, Trabzonsporlu oyuncular çok fazla itiraz ettiler ama işte maçı tekrar izlediklerinde ya da o pozisyona baktıklarında çok itiraz etmemeleri gerektiğini anlayacaklar. Çünkü net bir pozisyon, net bir penaltı. Penaltıda topun başına Batshuayi geçti. Birçok Beşiktaş taraftarı o an şunu düşünmüştür. Kesin kaçıracak. Mesela ben izlerken şunu söyledim. Tamam, Batshuayi kaçırır. Nitekim kaçırdı. Topu direğe vurdu. İnanılmaz. Gerçekten çok şanssız bir oyuncu. Yani milli takımda gol attı. Mesela burada acaba performans yükselir mi diye düşünüyorsunuz. Yeni bir hoca gelmiş. Onun etkisi olur mu diye düşünüyorsunuz ama Batshuayi'de hiçbir değişiklik yok. Devam edelim. Gol dakikasındayız. Beşiktaş'ın gol dakikası. 71. Gezal koşu atan Rozier'in önüne bıraktı. Çaprazdan ayağının dışıyla çok güzel bir vuruş yaptı. Uzak köşeye gitti top ve maça eşitlik geldi. 1-1. 71 ve 90 artı 3 arasında yine hiçbir pozisyon yok. Yani net olarak tabir edebileceğimiz, notlarımız arasına yazabileceğimiz hiçbir pozisyon yok. 90 artı 3 serbest vuruşta Hamşik ortaladı. Dorkan'ın kafa vuruşu var. O da üst direğe takıldı. Geçelim akılda kalmasın dediğimiz pozisyonları. Çünkü birkaç farklı pozisyon var. 21. dakika Abdülkadir Joseph pozisyonu. Sarı kart Abdülkadir
ayağa basıyor. Net bir müdahale. Ama Zorbay küçük atladı. Hatta Joseph bir müddet yerde kaldı. Sonra ayağa kalktı. 29. dakika. Bana göre kırılma anıdır. Batshuayi Poaç pozisyonu. Net bir penaltı. Net bir penaltı. Neye istinaden bunu atladınız? Ve VAR'daki Erkan Engin'le Serkan Ok neden Zorbay Küçük'ü çağırmadı? Mesela Zorbay Küçük bir müddet dinledi. Ama oradan talep gelmeyince gitmedi VAR'a. Ve Beşiktaş'ın penaltısı güme gitti bana göre. Bilmiyorum diğer yorumcular bu pozisyonu nasıl yorumlar. 45 artı 2 Vişça Rıdvan pozisyonu. Orada da Vişça'nın sarı kart görmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayağa basma söz konusu. 67. dakika penaltı pozisyonu. Az önce de konuştuk. Gezal Abdülkadir pozisyonu. Net bir penaltı bana göre. 80. dakika. Şimdi bir tartışma çıktı. Sol taç çizgisi önünde yaşanan bir pozisyon. Larin topu aldı gidiyor. Siopis geldi arkadan yapıştı çekti. Bayağı indirmeye çalıştı. İndiremedi. Sonrasında Larin'de tansiyon yükseldi. O da bir müdahale yaptı Siopis'e. Yüzüne bir müdahalesi var. Net bir kırmızı kart. Hiç tartışmaya gerek yok. Zaten Zorbay Küçük de hiç uzatmadı. Doğrudan kırmızı kartı verdi. Siopis ve Bakasetas da orada bir arbede çıktı. O çıkan arbede de sarı kart gördüler. O sarı kartında doğru olduğunu düşünüyorum. Yani oradan bir kırmızı kart çıkar mı diye işte Beşiktaş taraftarı sosyal medyada yazmış çizmiş ama hayır, kırmızı kartlık bir pozisyon olduğunu düşünmüyorum ben. Fakat o pozisyonda küçük bir parantez açmak isterim. Pozisyonun yaşandığı tribünün önündeki Trabzonspor taraftarı neredeyse stadın içerisine, yani zemine atlayacaktı. Birkaç görevli, gözlemci, güvenlik görevlisi sakinleştirmeye çalıştı. Yapmayın böyle şeyler. Yapmayın. Yani mesela eski Avni Aker stadında birçok örneği var. Yani içeri atlayıp hakeme veya futbolcunun üzerine koşan Trabzonspor taraftarlarını gördük biz. Yapmayın. Spor, futbol bu değil. Futbol güzellik. Biz güzellikleri konuşalım. Yani gerçekten bir an o tribündeki bütün Trabzonspor taraftarı aynı bölgeye yığıldı ve atlayacak zannettim stada. Yani yeşil zemine atlayacak zannettim. Büyük bir endişe. Gerek yok böyle şeylere. Ya olur. Saha içerisinde her türlü tartışma olur. Larin Siopis bugün kavga ederler. İşte bir sonraki sezon karşı karşıya geldiklerinde hiçbir şey olmamış gibi devam ederler. Siz sadece gerildiğinizde kalırsınız. Atladınız stada bir sezon işte maçlara girmeme cezası aldınız. Ne olacak? Gerek var mı? Ya takımınız zaten şampiyon olacak. Biraz sabırlı olun. Yani Trabzonspor taraftarı çok sabırsız davranıyor. Ben bunu bilir bunu söylerim. Peki geçelim kadrolara. Trabzonspor'da şimdi bakıyorum şöyle kadroya. İşte Ahmet Can da sakatlandı. Yerine Hüseyin Türkmen vardı. İşte sağ kanatta Dorukhan oynadı. Cezası biten Poaş sol bekteydi. Bunun dışında Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür orta sahası. Biraz cesur bir orta saha bana sorarsanız ama yani Abdullah Avcı böyle bir tercih kullandı. Edin Visca bir kanatta, Vakayeme diğer kanatta, ileride de Canini. Zaten bunun hatalı olduğunu söylemiştim. Yani Cornelius'la başlaması daha iyi olurdu. Oyuna girdikten sonra da hem hava toplarını kaptı hem de Trabzonspor 3. bölgeye daha fazla taşıyan oyuncu oldu. Ya yani ilk yarıda Canini yapamamıştı mesela bunu. Cornelius bunu yaptı. Keşke Cornelius'la başlasaydı Abdullah Avcı. O zaman daha farklı bir karşılaşma izlerdik diye düşünüyorum. Valerian İsmail'in ilk 11'i ise şu şekilde 3-4-3 sistemiyle başladı. İşte Vida, Wellington, Montero üçlüsü bence iyiydi. Özellikle Wellington'u beğendiğimi söyleyeyim. Joseph, Can, işte bir kanatta Rıdvan, diğer kanatta Rozier. Bu dörtlünün önünde de Teixeira, Gezal, Batshuayi vardı. Yani Teixeira biraz etkisizdi. Gezal çok koştu. Çok mücadele etti ama bunu skora yansıtamadığınız zaman hiç bir hükmü yok. Sonradan oyuna giren oyunculara da şöyle bir bakalım. Trabzonspor'da ikinci yarı itibariyle ikinci yarı başlarken Vakayeme Cornelius değişikliği geldi. Bu da golü getirdi ama ben orada bir kez daha söyleyeyim. Giannini'nin oyundan çıkması gerektiğini düşünüyorum. 69. dakikada Berat Abdülkadir değişikliği var.
Ya penaltıyı yaptırdıktan hemen sonra oyundan çıktı. Acaba hani bu pozisyondan sonra oyundan çıkması Abdullah Avcı'yı sinirlendirdiği için mi oyundan aldı düşüncesine bizi itti. Umarım öyle olmamıştır. Ya oyuncuyu küstürmemek lazım. Olur böyle şeyler. 85. dakikada Hamşik Bakasetas değişikliği vardı. 86. dakika 1-2 dakika sonrasında da Kouassi Yusuf girerken Giannini Visca ikilisi kenarı geldi. Oyuna giren oyunculardan sadece Cornelius'un etkili olduğunu düşünüyorum. Onun dışında yani mesela Berat Abdülkadir'in yerine oyuna girdi ama çok fazla top ayağına değmedi. İlginç. Beşiktaş tarafına bakalım. 69. dakikada Larin Kenan ikilisi girdi. Teixeira Batshuayi kenarı gelirken 75. dakikada Can Pjanic değişikliği vardı. 89'da da Atiba Umut Meraş ikilisi girerken Gezal Rıdvan ikilisi de kenara geldi. Tabii ki Larin'in kırmızı kartıyla beraber bazı değişiklikler oldu. Yani Atiba Umut Meraş ikilisinin oyuna girmesi Larin'in kırmızı kart görmesinden dolayı. Oyuna girmeyen oyuncular da var tabii ki Beşiktaş'ta. Mesela Serdar Saatçı'yı ben bekliyordum. Necip olabilirdi. Güven Yalçın biliyorsunuz Önder Karaveli'nin prensiydi. Ama o da oyuna girmedi. Enkudu bir ara Valerian İsmail Enkudu ile bir şeyler konuştu ama onu bugün hiç kullanmadı. Karşı tarafta yani Trabzonspor'da da Koita mesela bugün oyuna girmedi. Ben orada mesela Koita'nın oyuna girmesini bekliyordum açıkçası. Kouassi'yi oyuna aldı hoca ama o da çok etkili bir oyuncu değil. Yani bir sanırım Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor maçında çok iyi bir oyun sergiledi. Onun dışında çok böyle iyi bir oyuncu gibi durmuyor en azından şu an için. Bilmiyorum bakalım sezonun geri kalan 7 haftasında neler yapacak hep birlikte göreceğiz. Peki puan durumundan da bahsedelim. Beşiktaş buradan aldığı 1 puanla puanını 47'ye yükseltti. 47 puanlı 2 takım daha var. Biri Atakaş Hatayspor, diğeri de Medipol Başakşehir ama bu iki takımın da maç eksiği var. Atakaş Hatayspor Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Başakşehir'in de Malatyaspor'u konuk edeceğini hatırlatalım. Trabzonspor'sa 70 puanla girdiği haftayı 71 puanla tamamladı. Liderliğini de sürdürdü. Toparlıyoruz. Süper Lig'de iki maç daha kaldı. Haftanın kapanış karşılaşmaları onlar. Az önce bahsettim. Medipol Başakşehir, Öznur Kablo, Yeni Malatyaspor ve Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor maçları oynanacak yarın. Bu karşılaşmaların ardından yine burada o maçları değerlendirmek için bir arada olacağız. Güzel bir akşam, devamında da iyi bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.